Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni başkanını seçti. Bu çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. başkanı AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop oldu. Seçimin 3. turunda Şentop 336 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan seçimi için Engin Altay 124 oy, Mustafa Şentop 336 oy. Tarihe oylama yapıldı, meclis yeni başkanını seçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni meclis başkanını seçmek üzere. Meclis geçici başkanı Celal Adam başkanlığında toplantı. Meclis başkanlığı milletimizin ay ve yıldızını göğe yükseltmek, işgalcilerin hayallerini toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın üstlendiği bir vazifedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Türk milletinin kurtuluş savaşını yöneten tarihi şanla dolu bir makamdır. Meclis başkanlığı için AK Parti'de Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pek Gözegü, İyi Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarıştı. Şimdi oylamaya Adana ilinden başlatıyorum. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu, yani 400 oy gerekiyordu. İlk turda Mustafa Şentop 322, Engin Altay 120, Serpil Kemalbay Pek Gözegü 45, İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı. Candan Yücel. Adayların hiçbiri meclis başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının 3/2 çoğunluğuna ulaşamadı. İkinci tur oylamada da tablo değişmedi. Mustafa Şentop 333, Engin Altay 126, İmam Hüseyin Filiz 35, Serpil Kemalbay 46 oy aldı. Meclis başkanlığı seçimi için 3. tur oylamaya geçildi. Üye tam sayısının salt çoğunluğu, yani en az 301 oy aranacaktır. 3. turda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop salt çoğunluğu sağladı ve meclisin yeni başkanı oldu. Oylamada Şentop 336, CHP'li Altay 124, HDP'li Kemalbay 46, İyi Partili Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada eski meclis başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım genel kurul salonuna geldi. Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti temsilcileriyle tokalaştıktan sonra oy kullandı.